Bas, 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 bas. Çek, çek. Dostlar selam. Doğukan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda yarıştı. Yarışma İstanbul Silivri'de düzenlendi. Bugün onun yarışı hakkında konuşacağız zaten. Zaten bizim kanalı takip eden Doğukan'ın yarışması olduğunu tam biliyordur. Geçtiğimiz videoda da Dünya Junior'lar ve Sub Junior'lar Şampiyonası vardı. Yağız Verde yarışmıştı öğrencim. Buna da Doğukan yarıştı. Dün de yarışma, bugün de overall kupamızı aldık. Bunun hakkında birazcık zaten konuşalım istedik. Doğukan, nasılsın? Nasıl geçti sence genel olarak? Sonra detaylı değiniriz. Güzel. Keyif almaya baktık biraz. Potansiyelin altı, bayağı altında kaldık ama. Hı hı. Yani de güzeldi. İlk defa bir yurt dışı tecrübesi zordu. Yani evet. Dilim çok iyi olmadı. Hani yurt dışına çıkmasa bile zaten başka sporcularla beraber yarışmak. Evet. Çok farklı yani. Bayağı fark ediyor. Yani ısınma odasında mesela. Isınma odasında falan. Rek sırası beklerken falan. Hı. Zor. Muhatap olamıyorsun kimseyle. O yüzden zordu ama güzeldi ya. Yani 800'ün üstüne çıktık. Daha da çıkabilirdik. Aynen. Yani şimdi şeyden başlayayım direkt, hani tartıdan başlayayım. Doğukan 105 kilo sikletinde yarıştı. 105 kilo sikletinde çok öyle bir hani rakibi yoktu Doğukan'a kıyasla açıkçası. Yani 105 kilo sikletinde rahat birinci oluruz diyorduk yani en kötü ihtimalle bile. Birinci olduk zaten. Ama asıl amacımız bizim hani overall'da şampiyonlar şampiyonluğu bu kupada birinci olmaktı. Onu da çok istediğimiz gibi gitmedi. Onda üçüncü olduk maalesef diğer sikletlerle kıyasla, ama kısa bir farkla yani. Minik bir farklı, bazı şeyler istediğimiz gibi gidemedi. Nasıl mesela şu an Türkiye Şampiyonası hakkında konuşmuştuk geçen videoda. Orada biraz siklette girmişti ama yüklemede sıkıntı yaşamıştı tecrübesizlikten. Evet. Şimdi o tecrübesizliği atlattığımız için bayağı tecrübeliydin. Bir nasıl geçti şu an tartı bu siklete girme meselesi? Tartı çok rahattı bu sefer. Bayağı hatta tartı öncesi falan yükledim bayağı pirinç vesaire. Ama ortam çok yabancılık çektiğim için ortamda ısınma alanında falan çok yemek vesaire yiyemedim. Nasıl hissettin ısınma alanında? Çok kötü. Abi. Kötü başladım. Kilodan yana bir sıkıntı yoktu. Ortam çok iyi değildi. Yalnız kaldım bayağı. Yalnız bırakıldım yani. Yakup abi sağ olsun bayağı destek oldu içeride bana. Olmaya çalıştı elinden geldiğince. Squat'a ısınması biraz zor yani zorladı beni. Nedense bir adaptasyon sıkıntısı çektim. Farklı hissettim kendimi orada. Ben ısınma alanında olamadım maalesef. Evet. Ancak dışarıda seyirci kısmındaydım. Isınma alanına giremedim. Yani normalde zaten biz yarışmaya bayağı iyi hazırlandık zaten. Yarışmadan önceki yani en ağır squat'ı 312.5'tu, PR'da bu. Bayağı iyi çıkmıştı. Bayağı da rahat, kolay. Beklediğimiz gibi. Hatta beni korkutmuştu. 312.5'ü yapmış squat'ı. Diyor ki bana mesajdan, gelmedi falan diyor. Ben o üzülmeye başladım. Üzülüyor. Direkt. Evet. Sonra video atıyor bana geldi diye. Dedim yapma yani. Evet. Kalpten gidiyordum ben o an. O şekilde. İyi squat, fena değildi. Bar zor. Bar beni zorluyor. Squat'ta, helikopter barla yapmak, squat yapmak normal barlara göre, normal sonlardaki barlara göre daha hani çok zor bükülen bir bar. Evet. Biraz daha sert hissediyor, yani alışmak gerekiyor. Hani biz ikimiz de aslında power barda çalışıyoruz ama gene aralarında da çok büyük fark var. Çok bayağı farklar. Özellikle hani mesela benim kaldırdığım squat kilosunda değil de Doğukan'ın gibi hani 300 civarı squatlarda ve üstünde o bar bayağı fark ediyor. Ağırlık isteriz ama esnetiyor barı. Aynen. Benim teknimle alakalı biraz böyle yerden zıpladığımdan var orada hiç istemediğim beni bozdu. Ama squat'tan sonra toparladım. Evet, ben işte biraz daha iyiydim. Squat hani bu powerlifting yarışmalarında ilk kaldırış olduğu için bir heyecan oluyor, bir şey oluyor. Senin mesela ilk uluslararası yarışmandı. Evet. Hani büyük hedeflerle geldik. Yani hedefimiz zaten 4 altın madalyaları burada unuttuk evde. 4 madalya kazandı. Değil mi? 5 madalya. Bir tanesi gümüş. Bir tanesi gümüş, 3 tane altın. Evet. 105 kilo siklet, 1 altın madalya, bench, squat altın, 3 tane altın, deadlift'te de gümüş vardı zaten. Yani o yüzden zaten başarıyla çıktık. Sadece overall'da da bir istiyorduk. Yani her şeyin de en başını istiyorduk. O olmadı. O sağlık olsun yapacak bir şey. O da sağlık olsun yani. Onda da yapacak bir şey. Hani belki hani şöyle yapsak böyle yapsak daha iyi olabilirdi ama hani onu anca yarışı bittikten sonra diyebiliyoruz. Aynen. O işte bu yani yarışmalar tecrübe oluyor zaten. Her şekilde. Ya senin için yani sen çok iyi bir sporcusun. Rakamların olsun. Türkiye'nin en iyisisin yani sikletinde. Böyle hani uluslararası yarışmalar tecrübe yapman, hani bol bol arkadaşın olarak yani koçun olarak konuşma, hani ne kadar çok uluslararası yarışma yaparsan her yarışmanın üstüne koyacaksın. Evet. Ya mesela bu yarışma 10 üzerinden 10 geçmedi. Ama hani 8 üzerinden 10 geçti. Yani 10 üzerinden 8 geçti yani bence. Ya, evet. Yani daha kötü de olabilirdi. Tabii. Yani illa öyle bakma yani. 807.5 total yaptık. Zaten yani 105 kilo Türkiye rekoru hepsi. Squat.
Total rekor zaten Türkiye'deki en ağır rakamlar zaten Türkiye için. Biraz böyle zaten hani belki izle olan niye bulunsuzsuz falan oluyor da yani biz işte hedefler biraz büyük gelip sonradan işte ısınma alanında Doğukan'ın yaşadığı sorunlarla karşılaşınca biraz o yüzden biraz mutsuz olduk yani. Tabii bayağı. Yani ısınma alanından bahsedeyim, orada da işte normalde bir squat 290 kilo açılış verdik. Onda da 290 kilo Sorkan, ay Sorkan diyorum Doğukan. Sorkan'ı özlemişim. Doğukan'ın 4 tekrar atacağı bir aralık yani atarsın yani iyi gününde. O yüzden az rahat bir aralık olarak var. Çünkü 285 kilo vermiştik Türkiye şampiyonasında açılış. O gün kötü bir gündü Doğukan bayağı, için. Bayağı kötü. Zordu benim için. Yüklemeyi yanlış yaptığı için. O gün bile 285 çok hızlı geçmişti. Evet. Yani 290 kilo opener vermemizin amacı buydu zaten. Yani zaten en kötü günde bile 285 uçuyorsa 290'ı biz daha güçlendiğimiz üzerinden kaç? 8 ay geçtiği bir zamanda kesinlikle çok rahat atabiliyor olmamız lazım diye 290 verdik. 290 kiloydu yani o yapacağımız aralık. Evet. Bence orada doğru davrandık 290'da. Ama ısınma alanının bu kadar kötü geçeceğini bilmiyorduk. Keşke ben hani orada olabilseydim, olamadım ama maalesef. 290 kilodan sonra abi mesela 300'e, normal 305 istiyorduk, biraz kötü hissettin. Nasıl hissettin hani o 300'e, nasıl girdin? O 300 nasıl bir 300'dü? 300, yani salondakinden ağır hissettim, ağır geldi. İdare eder. Benim aynen, yani çok memnun etmedi aslında yani çünkü çok yamuldum ettim. Aynen teknik açıdan da yani tam kullanamadım tekniği yani. Yapamadım yani. Yani. Yani kesinlikle. Eski tekniğim böyle havalı böyle öylesi. Evet, evet. Yani kalktım. Abi sen hani saf güç. Teknik sıfır, saf güç bastım yani. Aynen. O teknik sıfır olması birazcık hani orada senin hani motivasyon kaybın, modun düşük olmasıydı yani. Anlamadım yani. Bacaklarımı çok şey yapamadım. Squat bitti. Bench'te daha rahattım mesela. Biraz daha iyi başladım bench'e. Evet, evet, evet. Bench'te 190 kilo gayet iyiydi açmış gayet olarak. Gayet iyi. Üçüncü hak squat'ı şey yapalım. Onun, üçüncü hak squat'ta da işte ikinci hak 300 verdik. Ha evet. Bench'e geçmeden önce onu şey yapalım. 300 kilo yani iyiydi bence. Hani o kadar kötülüğe göre iyiydi. Ben ne kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Sonradan bana öğrenebildim ben zaten ısınma alanında ne olduğunu. Ona göre bence 300 iyiydi. Sonrasında da 307.5 üçüncü hak olarak verildi. Onda da hani ya abi bence o 307.5'ü sen kaldırdın da pek istemedin. Kaldırdım yani. Ben yani. Videodan da yani onu görüyorum seni tanıdığım kadarıyla. Olabilir, doğrudur da yani. Sen nasıl hissediyordun yani? Yapmak için çıktım aslında ama ağır hissettim ya sırtımda. Yani yapar mıydım? Yapardım belki. Bakın aynen belki oluyor ya. Yapacak ya belki, bir şey olmuyor. Belki de tecrübe alıyorum. Onu yapsaydım yani. Deadlift'ten çalacaktı belki de. Yani deadlift'im o kadar hızlı gelmeyebilirdi. Evet yani. Evet. Yani sen 307.5 da aslında orada direkt aşağıda bıraktın yani neredeyse. Hafif bir zorlayıp bıraktım. Evet evet. Yani, evet. Yani ya. ben hala onu mesela istediğin ya istesen onu cidden basacağını düşünüyorum yani. Orada bir mod düşüklüğü çok etkiliyor yani. Sana ısınma alanında bir kişinin kötü davranışı, yani hiç sportmenliğe hani yakışmayan bir davranışı kendi ülkesinden birinin hani çok kötü etkiledi yani. Bu da normal. O modunu düşünmesin. Şöyle bir beklentiye gitmiyorsun. Yarışma şeyiyle gidiyorsun. Biri böyle davranıyor. Yani düşürür yani çok haklı olarak yani. Neyse geçelim bence. 307.5 verdik. Geçerli olmadı. 300 kiloyla squat'a ayrıldık. Şeyi de bilmiyorduk. Ben hani belki olabilsem müdahale edebilirdim ama şeyde değildim yani. 300.5 verseydik dünya rekoru olacaktı üniversitelerde. Ama bilemediğimiz için 300 verdik. 300 egale etmek mi oluyor? Egale etmek olmuyor. O 3 yani rekor 300'müş. Biz de 300 verince rekor olmuyor. 300.5 verebiliyorduk yani yarım kilo ki hiçbir şey fark etmeyecekti yani. O da maalesef yani kaç bir şey oldu elimizden. Sorun değil. Bench var. Bench'te nasıl hissediyordun ısınmalarda falan? Bench'te daha biraz iyiydi. Daha toparlamıştın squat geçtikten sonra üstünden geçince. Ortama biraz ısındım. Yani biraz daha iyiydim bench'te. Bir tane şey vardı, Bulgar bir çocuk vardı. Tayrum abi der. O da o gelmemişti. Başka yarışta, o 105'te yarıştı çocuk. Onunla biraz kanka oldum orada. Onunla muhabbet ettik translate üstünden. Öyle biraz daha rahattım. 190 iyi geldi. Yakup abi iyi ayarladı şey aralarını. Yani iyi gitti ısınmalara iyi ayarladı. Bastım 190'ı. Abi ikinci 200 bilmiyorum anlamadım. Evet abi çok iyi leg drive yapamadım yani. Sanırım onda. Bir de isteksiz gittim. Evet evet. Orada böyle bir şeyler daha oldu içeride. İsteksiz ben sen sahneye çıktın gördüm yani hani o Doğukan değildi yani. Yok zaten hani yani. Ya dış etkenler bayağı etkiledi beni. Ama sıkıntı yok yapacak bir şey yok. Yani tecrübe yani sen mesela gene böyle bir etken olduğu zaman şu an hani aynı durum olmayacak yani. O evet olmayabilir. Aynen yani böyle bir yani dış etkenler cidden özellikle yarışma gününde çok fark edebiliyor. Evet. Ve hani senin de hani o kadar iyi yarışma tecrüben olmadığı için hani bundan etkilenmen de gayet normal. Yani. Bir de beklenmedik şekilde ulaşan bir durum olunca etkilenmen gayet normal. Böyle 190 iyiydi ama 200 ikinci tekrar çıkmadı yani. Bayağı da grindladım bayağı aslında. Bayağı da aslında gayet aslında hani ben şey ya orada hani belli oluyor videonun aslında onun için gücüm var ama hani böyle bir şey var sanırım yani. Sanırım orada bacakları çok iyi kullanamadım. O da dalgınlığımdan, isteksizliğimden vesaireden büyük ihtimal. Evet evet. Yani biraz isteksizlikten yani, gibi geldi bana. Onu yani. Orada 200 atsam üstüne çok rahat çıkardım. Tam şeydi. Aynen aynen.
Üçüncü hafta da gene 200 verdik yani. Rahattı aslında bayağı, evet, iyi hissettim. Rahattı yani. Bayağı 200 yani. Normal 200'e çok benzer bir hızdaydı yani. Tabii, aynen. Yani demek ki hani 205 falan ben atabileceğimi düşünüyordum. 205 de rekordu, 205.5 verilebilirdi yani. Hani evet. Ben yani şimdi yani geri bir koşu var ya, o modunu bilsem vesaire 205.5 da verebilirdim 200 failinden evet. Sonra da. Ama hani şimdi geriye dönüp konuşamayız yani. Niye tabii şey ki yaptık ya, erken 185'e çözüş versek daha rahat olurdu 195-205 diye. De yani bunlar hani plan önceden yapılır, ona göre ayak uydurursun. Öyle oluyor yani. İlla şimdiden mesela o an 185 verseydiniz, evet verseydik belki daha iyi olabilir, belki daha da kötü olabilirdi. Yani. Bilemeyiz yani. Bunları tamamen tecrübeyle, yarışmayla yapa öğreneceğiz yani. Deadlift'ler? Deadlift iyiydi, bayağı iyiydi. 290 verecektik ilk başta. Düşündük evet, ne olur çünkü çok kötüydüm. Hani mod düşük. İsteksizim yani, öyle bir çektim yani. 290 da çok rahattı Okan için. 280 hani. Aynen, ne olur olmaz. O da rahat geldi. Aynen, o da rahat geldi. Bayağı hızlı geldi. 280 zaten şu yani izleyiciler falan oradan belki sesten duyuluyor mudur bilmiyorum. Hani bu yani bir şaşırma sesiyle geldi. Hadi ya. Tabii teyzem falan oha dedi yani, çok hızlı çıktı yani 280. Bence de çok hızlı çıktı 280 ve hani o gün bence 320 deadlift vardı. O civarda bir deadlift vardı yani. Sen nasıl hissettin peki ilk o 280 deadlift sahneye çıkışı? Salonda yaptığımda daha hızlı, daha kesinlikle, kolay hissettim. Kesinlikle aynen. Yani deadlift'ine çok kattık bence bu son bloklarda. Evet, deadlift'im çok kötüydü, bayağı geriden geliyordu. Yani Türkiye Şampiyonası'nda iyi bir deadlift olabilir. Tabii tabii, yani şimdi mesela özgüven de kazandın, konuştuk zaten. Tabii tabii, aynen. Yani benim ömrüm netti deadlift yani. 307.5'te kaldık ama rahat. Aynen, ikinci hak 280'den sonra 300. 300 verdik. 300 de bence, ya senin en hızlı 300'ündü. Rahattı, evet. O kesin yani. Evet. Senin salondaki 307.5'undan çok çok daha hızlıydı o 300. Yaptı bu 307.5'da salondakinden hızlıydı. Bu 307, o, evet evet. Bayağı aynen. Fark var. Onda da üçüncü hak, yani overall 3 kesinleşsin diye 350.5 olması gerekiyordu. Hani Yakup'u öyle hesaplamışsınız. Evet. Benim gönlümde onu vermek yoktu, 320 vermek vardı. Hani ben, çünkü hani onu çekebileceğimi biliyordum ve hani düşük bir total, hani hedeflediğimizden daha düşük bir totalde çok ayrı istemezdim. Ama şimdi ben de korktum ama sen yani, de, daha önce hiç sen de bilemedin aynen. Yani. Evet, sen de bilemedin ama şimdi yani risk şu an atmadım dedim. Şu an bence bir daha böyle bir durum olduğunda yani bence risk atma. Senin deadlift'in konuştuk yani zaten hani. Evet. Hele zaten yarışma anında, yarışmada hani squat bench teknikse hatalı olabiliyor ama deadlift'te hem squat bench geçiyor hani böyle üzerinden 2 saat geçiyor yarışmanın. Alışmış oluyorsun ortama. Bir de hani senin deadlift tekniğinde bayağı oturdu. Hani evet. Tekniksel bir hatadan değil, sadece grind'a bakıyor, istemene bakıyor yani. Evet. Yani orada yani rekor 325.5'tu. Hatta bir adam kırdı ikinci hakkında. Onun mu zaten rekor? Onun muymuş evet. Rekor? Onun muymuş? Yani mesela 3. hakkında 326 versek Doğukan modda olsa yani hani biraz böyle hani o konuşuyorsun öyle yapar falan diyor da ya ben abi cidden yapacağını düşünüyorum yani. Yani 326 modun olsa dünya rekoru olacağını biliyorsun. Overall'da bir için. Deadlift'te de bir için. Evet, olabilir. Bence yani bak ya ben mesela şu an bu videoyu çekiyoruz. Bundan bir sene sonra da gene yarışacağız birkaç kere. Yani ben bu şu an konuştuğumuz rakamlar çok rahat gelecek bir sene sonra eminim yani. Ha yani gelmiyorsa opener mı? He? Yok, opener olmaz. Opener 310 olur ama 326 olmaz. Belli olmaz. Yani bu adamın deadlift'i çok artacak. Takipte kalın. Evet inşallah bakalım. Yani zaten iyi arttırdık. Bayağı. Daha da artacak yani evet. Hani o anlamda. Sen birazcık daha sen konuş, ben çok anlattım ettim. Yani sen genel olarak yarışmalardan ne hissediyorsun? Antrenmanlar nasıl geçti yarışmaya kadar? Antrenmanlar iyi geçti, bayağı iyiydi. Allah tamam. Olsun. Sıkıntı yok. İyi geldik. Yarışmaya da iyi yani girdik. Ama çok önemli yani. Güzel olsa da fazla memnun etmedi beni. Yani total umudumun çok altında kaldığı için memnun oldum aslında. Yani yine iyi ama daha iyisi olabilir bakalım Şubat'ta. Kendi evimizde. Aynen. Biraz daha alıştığın ortamda. Tabii yani alıştığım ortam. Yani dostum daha çok Türkiye olacak. Şampiyonası'nda Şubat'ta. Yani rakip de olsa adamlar yakın davranıyorlar. Evet etken, büyük bir etken oluyor. Yani onları da yani. rahat yaparım yani. Ama oğlum sen yani bu uluslararası yarışma ortamında alışman lazım. Alışman lazım da yani. O rakipler de kötü davranmadı zaten. Ha tabii canım. Rakipler ya hatta adam bana translate'den yazıyor. Nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor diye gösteriyor. Aynen. Ben de ona yazıyorum. Öyle bir ortamdı yani. Bu yarışmayı tabii ki ülkemize getiren, bunları, bu imkanları sağlayan Gören hocamıza ve teknik ekibe, sporculara düzenleyen, sonuçta İstanbul'da düzenlenen evet. Yarışma. Teşekkür ederiz. Herkes için, herkese teşekkürler. Sana da teşekkürler. Rica ederim. Benim nazımı çektiğin için, programlarımı hazırladığın için. Aynen. Geldik yarışmaya da. Herkese beraber, yani İstanbul'da beni ağırlayan çok insan oldu. Aynen. Onlara teşekkürler. Salonlarında ağırlayan, tabii, evlerin evinde ağırlayan.
Herkese aynen. Teşekkürler. Kamera arkasında Kaan var, editörümüz, ona teşekkür ederiz. Kaan'a da teşekkür ederiz. Aynen. Şu an burada, yani mesela şu an yarın ben trenle gideceğim, bir çekemedik bir türlü böyle bir videoyu. Çekelim dedim, zaten şu an burayı iyi abonelerimiz izliyordur zaten, burayı izliyorlar. Evet. Yani aynen. Teşekkür ederiz size izlediğiniz için videoları bu arada. Buraya kadar izliyorsanız. Yorum arkadaşlar, Doğukan Dünya Şampiyonu yazın. Yani algoritmaya da geçsin, şey yapsın buraya kadar izleyenler. Onun dışında Doğukan'a çok teşekkür ederim kardeşim. Zaten daha yolumuz uzun. Soykan. Daha yolumuz uzun. Evet, yolumuz uzun. Daha yolumuz. Bu ilk uluslararası yarışmaydı. Yani daha Doğukan kaç? 24 yaşında. Daha kaç tane yarışma olacak yani? İlk tecrübeydi bu. Sonradan buna baktığımızda ulan neymişiz? Yani ne, abi boşuna üzülmüşüm diyeceksin, evet, bazı olabilir. Şeylere. Öyle oluyor yani genellikle. Ben mesela şu an Fransa'da yarışmada mesela deadlift kaçırdım iki tane. Hiç şu an boşuna üzülmüşüm diyor. Ki üzülmemiştim aslında çok da. Yani sonradan bakınca bir şey yok almıyor yani bu zamanlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videolar gelmeye devam edecek. Burada da Hindistan cevizi ile pilav. Özel secret. Birazdan powerhead'leri pilava boşaltacağız. Bu gizli, bunu yayınlayamayabiliriz belki. Abi evet, kapatırız. Ya powerhead'leri birazdan pilava koyacağız su yerine. Daha iyi oluyor yüklemeye için. Bunu kesinlikle öneriyoruz.